Birisi ne dedi biliyor musun? Yine bizim etkalardan. Etkalardan bir de dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapıyordu. Resulullah da öyle yapmamalıydı dedi ya. E çüş. Bir de yuh. İşte neyse. Allah bazı kullarına bu sabah edebilir. Çünkü yani çok yaşlıdır. Şırdır. Hani bazı hadislerde var ya. Ya Rabbi diyor işte senin saçlarını tarayacağım, ayağını yıkayacağım, sana şöyle hizmet edeceğim. Bedevinin biri Allah bilmeden Müslüman olmuş, Allah'a hizmet yapacağım diye bunları konuşuyor. E şimdi allah Teala buna kızdı mı? Kızmadı çünkü bilmiyordu. Sonra sahabeden olduğu için e, öğrendi. Böyle laf denir mi? Allah'ın saçı olur mu? Aşağıda ayağı olur mu? Sen ne yapıyorsun falan? Estağfurullah dedi. Ben ne bileyim dedi. Ha Allah Celle Celaluhu bazılarına müsamaha yapabilir. Bilmiyor diye aklı basmıyor diye, zekası kıt diye. Zaten cennete girenlerin eksi, ek serisi aklı kıt olanlar biliyorsun. Ya hadis var. Hadis var. Bu olayda da Efendimiz'in rabıtası olayında İsmaila'da bazı hocalarla tartıştım. Yüksek seviyeli birisi heyette mesela. Tartıştım. Sonra onlar hakkında bir şey söyledim. Birisi de anlamadı. Dedim ki, şimdi ben bunu bunun Eblehliğine veriyorum dedi. Karşı taraftaki arkadaş da ya niye böyle diyorsun çok büyük bir hoca dedi. Ya çok büyük hocası benim talebem o onu itiraf ediyor zaten. Benim talebem çok büyük hocadır dedi. Bunu niye diyorsun? Baksana dedim bir hadis sokayım. Efendi Hazretleri bu hadisi çok okurdu. Ekferu ehlil cenneti bülhün <laughs> ve illiyyûne lizevil elbâ Bunun adı ne? Ramazan Hoca. Duymuş muydun benden bunu sen için? Allah Allah, sen de duymadıysan hiç demedim o zaman. Kayıtlara baktırıyorum yoksa 2000 sohbetimi taratalım şimdi. Sana soruyorum, sen de duymadıysan eski cemaat. Cennete girenlerin eksi, ek serisi eblehlerdir. Bu ebleğin manası için lukata bakın. Bir manası demeyeyim ben, lukata bakın. Niye ebleh biliyor musun? Niye ebleh? Cenneti istemiş, bütün amelleri cennetin sevaplara göre yapmış, bana seni gerek, seni makamına ulaşamadığı için yüksek seviyedekilere göre nisbi olarak işte beyaz pestamilere vesairelere göre nisbi olarak ebleh olmuş. Ve illiyyune illiyyin var ya alay illiyyin İnnel, i̇nne inne kitabe lebrar le fi illiyin ve ma edrake ma illiyun kitabun merkum yeşedul mukarrabun Cibril Mikail'in hazır bulunduğu mukarrab beleklerin yanında bulunduğu yüce divan diyorum ben ona illiyin en büyük dosya derler defasında. yani amellerin yazıldığı illiyun o kime mahsustur? Halis akıl sahipleri, ülül elbaba mahsus. Yani cennette mertebeler var. Ekseriyetin seviyesi yine gidemediği için bir kısmı zaten cehennemden çıkıp gelenler. Eble olmasa baştan cehenneme girmezdi. İkinci seviye orta ameldekiler. Orta ameldekiler de cennet için yapmış, cehennemden korktuğu için yapmış. Tamam Allah kabul etmiş. Ama bana seni gerek seni yani ben Cennet vermesen de cehennemden çıkartmasan da ben bu ibadetlerimi fazlasıyla aynen yapardım diyen efendi hazretleri gibi zatlar. Ben o makamda olduğumu iddia edemem. Ben eblehlerde de görülüyorum şu anda. Belki yaşlandıkça makamım kafam basar. Ama efendi de ben onu gördüm. Şu anda efendi ne kadar ibadet yapıyordu? Peygamber, bir peygamber Amerika'da yapıyordu. Görüyorduk yani. Yapabilir de veliler bir peygamber kadar. Derecesi aynı değil ama görünen amel, rekat sayısı, okuması aynen yapabilir bir veli. Bu el üstünde de göre caiz bir şey. Yapıyordu. Ama vallahi diyorum, bak billahi diyorum, ben Efendi'ye çok yanda bulundum. Eğer Efendi'ye rüya gösterilseydi, hatiften nida gelseydi, en açık delillerle sen cehennemliksin denseydi, Yine Efendi Hazretleri benim Allah'ım bu ibadete layıktır diye Allah'ı o kadar seviyordu ki Celle Celaluhu, ibadetinden bir rekatı bile eksik etmezdi. Çünkü biliyorsunuz Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Evliya'dan birine bu hasıl oldu. Çok ibadet ediyordu. Aşırı ibadet. Büyük de velilik görüntü bu öyleydi. Ondan sonra kendisine hatiften nida geliyordu ses geliyordu. İnne kemin ehlinle Sen cehennem elindensin diye. O hiç ibadetleri eksiltmiyordu. Allah benim sahibim istediği yere atar. Ben Allah'a kullukla mükellefim diyordu. Ben Allah sevdiğim için yapıyorum diyordu. Sonra bu zata keşfini açtılar. Levh-i mahfuz gösterildi. Biliyorsunuz Muhyiddin İbn Arabi de levh-i mahfuzu görenlerdendir. Abdülkadir Geylani de levh-i mahfuzu görenlerdendir. Ker Ahmet haktır peygamber için sahih olan her husus veli için de sahih olur. Ehli sünnetin itikat maddelerindendir. Yani bir peygamber ölüyü diriltebildi mi? Diriltti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diriltti. İsa aleyhisselam Kur'an'da geçiyor diriltti. Bir veli de ölüyü diriltebilir mi? Keramet olarak. Peygamberinkine mucize denir. Velininkine keramet denir. Bu kadar. Ama aynı şey. Yaratan ancak Allah olduğuna göre. Ölüyü dirilten peygamber de değil, veli de değil. Yaratan ancak Allah olduğuna göre peygamberin elinde de o mucizeyi izah edebilir. Bir velinin elinde de o kerameti ikram edebilir. Anladın mı? Ve ma sahhal ve nebi yine mucizeten, sahhal veli yine İbaresi budur hakaitte. Onun için <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve gördü mü? Görmez olur mu ya? Mevla'yı gördü ya. Cebrail Aleyhisselam bile Mevla'yı göremedi hiç. Levi Mahfuz'da da kısıntılı görüyor. Kendiyle ilgili birimi görüyor. Bütün Levi Mahfuz'u bilmiyor Cibriyaz. Yani. He? Allah Allah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen ne konuşuyorsun ya? Levi Mahfuz'da il ol, Levi Mahfuz'daki ilimleri biliyor hepsinin. Levh-i Mahfuz'da yazmayan bazı ilimleri de biliyor. O ilimleri Cibril bile bilmiyor. Kaside i dede ne söylüyor? Efendimiz'in şiirlerini bitirdim elhamdülillah. Birinci illim, orada sayfalarca bunun delillerini yazdım. Efendinin okuduğu Kaside <tuh> i dede bir beytti. Neydi? Ve min ulûmike ilmel levhi vel kalemin. Fe inne min cûdike dünyâ ve darrata. Ve min vel kalem. Dünya bütün ikramlar senin cömertliğindendir. Allah seni yaratmasaydı onları yaratmayacaktı. Senin hürmetine bize veriyor. Ağır bir ibare. Buna İmam-ı Busiri gibi birisi allame söyleyebilir. Bir de ne diyor? Lev-i Mahfuz'daki ilimler. Allah'ın kalemiyle, kalemi hala da Lev-i Mahfuz'a yazdığı bütün ilimler senin ilimlerinden bazısıdır. İşte burada Vahabiler İmam bu sayriye müşrik dediler. Ama kendileri burada şirke düşerler. Çünkü neden? İbn -i Hacer -i Temiden bütün ulemadan oran izahını yazdım. Çünkü o beyte sade mana verip geçemez. Bütün izahlarını yazdım. Orada yazdım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ilimler verilmiş ki hadis-i şeriflerde falim tüm göklerde yerlerde ne varsa ben onların hepsini bildim vesaire vesaire. Oradaki delillerde bu hadis şeriflerden anlaşılıyor ki levh-i mahfuza bile yazılmayan Allah'ın sır bir bilgisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e özel vermiştir. Ama Allah bütün ilimlerini Efendimiz'e vermemiştir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildiği her şeyi biliyor, yok. Ama hiçbir peygamberin bilmediğini biliyor. Hiçbir meleğin bilmediğini biliyor. Levh-i mahfuzda yazılanlardan fa farklı yani yazılmayanı bile bazısını bazısını biliyor. Anladım. O bakımdan Allah'tan sonra Allah'tan sonra Allah katmayalım o Celle Celal yaratan kullar içinde en büyük alim kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek Şaban ayı onun ayıdır. Rabbim şefaatlerine ne Amin. Şimdi onun için kardeşler efendim burada nereden nereye 40 tane şey anlattım şimdi size. Ne anlatıyorum ben son? Efendim, e, e, dur hele siz durun da ben hatırlayayım. E, efendim, e, dedim ki, e, efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, den daha takva, e, şey, yani Resulullah da bunu e, efendim, böyle yapmasaydı diye, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur, her şey vahiyle müeyyettir sallallahu aleyhi ve sellem. Hele ki din hususunda hiçbir hatası, e, zellesi bile istat edemeyiz. Yoktur. allah Teala e, onu her türlü şeyden korumuştur. Ve geçmişi gülazada mağfurdur. Mesela bu laf denmez. Ama işte Allah bazı kullarını e, dedim e, mazur görebilir belki. Ama biz onlardan değiliz. De, o bakımdan Allah'ı e, Celle Celaluhu sevdiğin için ibadet yapacaksın Dedi derken oraya geldim. Şimdi Gefe gibi zatlar dedim e, cehennemlik olduğunu bilse Yine ne yapmaz? ibadetten bir eksik yapmaz. İşte o şey efendiye levh-i mahfuz gösterildi dedim. Levh-i mahfuz gösterildi mi? Gösterilmez mi? Oradan devam ettim. Şimdi e, levh-i mahfuzda gördü ki ismini e, cehennemliklerden yazıyor. Onu da gördü. Yine ibadete devam ediyor. Müritlerinden birine de bunu söyledi. E, o da taçup etti. Herhalde dedi. Yani biz buna asbel kadar bağlandık. Biraz daha devam edelim bakalım bunun da sonu ne olacak ama dedi. Bakalım bir değişiklik hayatında olacak mı? Baktı 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 bayağı bir zaman hiç ibadetinde bir eksiklik etmiyor ki çok ibadeti var. Ondan sonra dedi Efendi Hazretleri dedi ya dedi nasıl da azminiz, şevkiniz hiç kırılmadı Maşallah dedi böyle yani bir laf soktu yani. Ondan sonra dedi evladım dedi. Ben dedi, dua yapıyorum, bir şey yapıyorum. Lebbeyk diyorum. Bana ses geliyor, la labbek. Seni kabul etmiyoruz. Ben yine demeye devam ediyorum. Cehennemlik gösterildin. İbadetine devam ediyorum. Niye? Başka kapı mı var dedi. Allah'ın ortağı mı var evladım? Bu Allah'a kızdırdık daha haşa. Gidelim öbürünü razı edelim de kurtaralım. Başka kapı mı var evladım? Biz bu kapıda devam edeceğiz dedi. İşte o anda nida geldi. Lebbeyk seni kabul ettik. Büyük bir imtihan atlatmış. Yani bizim makamımız değil bunlar. Konuşuyoruz acayip acayip. Zaten cehenneme gireceksem zinaya devam, işkiye devam der adam yani. Ama iş öyle değil. Sen Allah'ı sevdiğin için haramlardan sakınacaksın. Kardeş, cennet ehlinin ekserisi, onu da bağlamadık sonunu. Cennet ehlinin ekserisi eblehlerdir. Çünkü neden? cehennemden korkusuna, cennetin müjdesine karıştırmış işe. Ama Allah yine de vaat ettiğini vermiş. Cennet el. Ama illiyyun, akıl sahipleri. Akıl sahipleri kim? Cennet müjdesi olmasaydı, cehennem tehlikesi olmasaydı da aynı ibadetleri yapıp hiçbir günah yapmayacak Evliyaullah makamındaki zatlardı. İlliyyun onlardı. Onun için ebrehler biraz çoğaldı yani. Ben başta ben ne dedimse demin? Ben o makamda değilim ki. Şimdi cehennem korkusu olmasaydı ben biraz günahlarda biraz bir şeyler yapardım. Yani. Doğruyu konuş. Cennet müjdesileri olmasaydı falan yani Allah'ı seviyorum bir şey demem Allah için bir şeyler yapardım farzları falan ama yani şimdi yüz rekat şu kadar sevap yani cennete bir şey değil. Cennet müjdesi yok, bir şey yok. Sevap da yok o zaman. Sevap müjdesi de yok. Bu gece yüz kat kulun diye. E şimdi zaten hadisi şerif. Ayet değil, farz değil, vacip değil. E şimdi ama şimdi ne diyorsun? ama ben kimin kızından aşağıyım diyorum. Şimdi adam bana haset etmiş, fesat etmiş. O da cennete girmiş. Ben de cennete girebilsem inşallah. E ne olacak? Adam yukarıdan bize hava atıyor. Biz aşağıdan bakıyoruz, yıldıza bakar gibi. Dünyada da adamla aramız iyi değildi. E diyorum şimdi rezil olmak var ya. Ne olacak? Yani bari dünyada beni çekemeyen düşmanlarım var. Onlardan da cennete gire. Akaitte düşmanım olan cennete zor. Ehl-i sünnet itikadında muhalif olan küllüğün finnar hadisine girer. Ama benim şahsiyetime, kişiliğime düşman olanlar, beni sevmeyenler var. Bunlardan da cennete girecekler var elbette. Beni sevmek imanın şartı değil demedim mi size? Ben de şimdi ne yapıyorum? Ya ahirette o bana baksın aşağıdan diye bir şeyler artırmaya çalışıyorum. Anladın? O manada konuştum. Estağfurullah. Yanlış anlamayın.